Öyle hızlı bir şey düşünün ki yalnızca bir saniyede, bakın yalnızca bir saniyede diyorum, koskoca dünyanın çevresini 7 kez dolaşsın. Evet, ışıktan bahsediyorum. Asırlardır bilim insanlarının merakını cezbeden, dünyayı şekillendiren keşiflere yol açan, evrendeki hiçbir maddenin ondan hızlı gitmediğini bildiğimiz, hatta bu videoyu, etrafımızdaki her şeyi görmemizi mümkün kılan ışıktan bahsediyorum. Ve elbette belki de onu bilimin en popüler konularından biri yapan Albert Einstein'ın özel görelilik teorisinden. Fakat önce gelin sizinle küçük bir bilim oyunu oynayalım. Şimdi size ışık hızıyla alakalı iki çılgın iddiada bulunacağım. Çılgın iddialar. Bakalım bunlardan hangisi doğru tahmin edebilecek misiniz? Eğer ışık hızına yakın hızda giden bir uzay aracında farları açacak olursanız, dışarıdan sizi izleyen biri farlardan çıkan ışığın hızını ışık hızı artı uzay aracının hızı olarak değil, yine ışık hızında görür. Komşu galaksimiz Andromeda'ya baktığımızda onun 2,5 milyon yıl önceki halini görürüz. Çünkü evrendeki en büyük hıza sahip ışığın bile Andromeda'dan bize ulaştığını görmemiz bu kadar zaman alır. Fakat biz uzay aracına atlayıp oraya gidecek olsaydık, ışık hızından yavaş bile olsak yalnızca biraz yaşlanarak oraya gidebilirdik. Tahmin edebildiniz mi? Çok mu zordu yoksa çok mu kolay geldi? Hemen emin olmadan biraz daha düşünün, çünkü bu durum bazen fizikçilerin bile kafasını karıştırabiliyor. Şimdi bunlarla neyi kastetmek istediğimi detaylıca anlatacağım. Büyük sorulara cevap vermeden önce temellerimizi çok iyi inşa etmemiz gerek. O nedenle yüzyıllardır en büyük zihinlerin bile kafasını kurcalayan ışığın doğasını anlamalıyız. Say nedir bu ışık? Hiç kuşkusuz bu videoyu izleyebilmeyi ona borçluyuz, öyle değil mi? Fakat gözümüzün görebildiği aslında ışığın spektrumunun çok çok küçük bir kısmı. Yalnızca görsel bölge olarak adlandırılan dar bir alan. Işığın temel parçacığı olan fotonlar farklı enerjilere sahipler ve farklı farklı yerlerde karşımıza çıkıyorlar. Örneğin röntgenlerdeki X ışınları, mikrodalga fırınlardaki mikrodalga, kumandalardaki kızılöte ya da iletişimdeki radyo dalgaları aslında yine aynı ışık, yani foton. Sadece farklı enerjilere sahipler, dolayısıyla etkileri ve kullanım alanları da farklı. Zaten radyasyon kelimesi de buradan geliyor. Işık saçma, parlama anlamında. Bu nedenle de Türkçe'ye ışınım olarak geçmiş. Radyasyon derken de aslında iyonize edici, zararlı radyasyondan, yani X ışını gibi yüksek enerjili bir ışıktan bahsediyoruz. Halbuki temelde görmemizi sağlayan ışıktan tek farkı sadece enerjisi. O halde ışığın en temel özelliklerinden biri onun enerjisi. Fakat ışığın yüzyıllar boyunca bilim insanlarının aklını kurcalamış çok daha temel bir özelliği var. Hızı. Yani ışık hızı. Şimdi hep birlikte birkaç yüzyıl önceye gidelim. Bir bilim insanısınız. Soğuk, yağmurlu bir gecede yağmur damlaları ahşap pencerenin kenarında tıkırdarken mum ışığının altında masanızda bir şeyler karalıyorsunuz. Nefesinizden çıkan hava mumun alevini dalgalandırırken kaleminizin gölgesinin dans edişini izliyorsunuz. Sonra birden aklınıza takılıyor. Acaba bu gölge ne kadar sürede oluşuyor? Işığın mumdan çıkıp masamıza çarpması tahminen ne kadar zaman alabilir ki? Göz açıp kapayıncaya kadar olduğunu biliyorum çünkü onun yavaş bir şekilde ilerlediğini hiç görmedim. O halde bunu ölçmek istiyorsam mesafeyi biraz daha arttırmalıyım ki hedefine ulaşana kadar ölçebileceğim miktarda bir zaman geçebilsin. Mesela bir arkadaşımızla saatlerimizi senkronize edip karşılıklı olarak iki tepeye çıksak, ben fenerimin üzerini örtsem ve örtüyü bir anda kaldırsam, arkadaşıma acaba bu ışık ne kadar sürede ulaşır? Bilim dünyasındaki diğer pek çok şey gibi bu fikir de daha önce birilerinin aklına gelmiş. Çok tabii ki denenmiş. Hatta kendisini diğer birçok önemli keşfiyle de yakından tanıyoruz bunu deneyen kişiyi. Evet, Galileo'dan bahsediyorum. Ancak Galileo'nun bu girişimi pek de olumlu sonuçlanmamış. Ne kadar çabalarsa çabalasın o iki tepe arasındaki ışık da tıpkı masadaki mumun masayı aydınlatışı kadar hızlı gerçekleşmiş.
denemelerinin sonucunda vardığı sonuç da haliyle en azından bu şekilde ölçülemeyecek kadar hızlı olmuş. Tam da bu noktada akıllara şu soru geliyor elbette. Neden ışığın bir hızı olsun ki? Ya hiç öyle hızı falan yoksa, anında her yerde olabiliyorsa, gördüğümüz diğer şeylerin hızı var diye illa ışığın da bir hıza sahip olması gerekiyor mu? Belki de oluştuğu gibi hedefine anında varıyordur. Olamaz mı? Çünkü tecrübe ettiğimiz şey, yani gözlerimizle gördüğümüz şey aslında ışığın oluştuğu anda onu görmemiz. Kendi gözümüzle görüyoruz işte, daha ne olsun? Anında gözümüze varıyor gibi duruyor. Bu durumda aksini düşünmek için elimizde hiçbir kanıt da yok üstelik. Neden inatla birileri bunu ölçmeye çalışmış ki? Üstelik bunu deneyenlerden Galile bile sağlıklı bir sonuca ulaşamamış, bulamamış. Çünkü bilimsel yöntemi geliştirmemizin bir nedeni var. Sezgilerimiz, algılarımız ve tecrübelerimiz, yani kendi zihnimiz bizi yanıltmaya çok yatkın. Bilimsel şüphecilik işte tam da burada devreye giriyor ve olay tabii ki Galile'nin o talihsiz girişimiyle sona ermiyor. Her ne kadar kendisi bilim dünyasında son derece prestijli bir isim olsa da onun bu başarısız girişiminden sonra birileri onun yöntemini geliştirmeye, farklı yollar bulmaya çalışıyor. Bilimin en güçlü yanlarından biri de budur zaten. Onu daima sınayan, birbirinden bağımsız pek çok kişi tarafından denetlenmesi. Ve böyle bir yöntem gerçekten de bulunuyor. Galile'nin ölümünden yalnızca 34 yıl sonra, 1676 yılında Danimarkalı astronom Ole Rømer dahice bir fikirle çıka geliyor. Jüpiter'in uydularını izleyerek ışık hızını ölçmenin bir yolu olduğunu fark ediyor. Jüpiter'in o birkaç tane uydusu, ilk görülen uydularına Galile gördüğü için Galile uyduları deniyor. Ve işte bunlar, yani Io, Callisto, Europa ve Ganymede gece boyunca gezegenin etrafında çok hızlı hareket ediyorlar. Hatta gece elinize böyle basit bir dürbün bile alıp baksanız Jüpiter'in etrafında parlak noktalar olarak görebilirsiniz bu uyduları. Çok açık bir gece, mesela bir yaz gecesi, cep telefonunuzun teleobjektifiyle bile gezegenin etrafında gece boyunca adeta dans eder gibi hareket ettiklerine tanıklık edebilirsiniz. İşte bu hareketleri sırasında da bazen Jüpiter'in o devasa cüssesinin arkasına geçip kaybolurlar. Bunu fark edersiniz. Yani tam o sırada bir tutulma gerçekleşiyor. Rømer, Dünya Jüpiter'den uzakken ve yakınken bu tutulmaların süresini ölçmüş işte. Güneş etrafındaki hareketimiz sırasında Jüpiter ve Dünya arası mesafe artarken ışığın daha uzun bir yol kat etmesi gerekiyor. Rømer bu nedenle tutulmaların geciktiğini fark ediyor. Keza birbirimize yörüngede yaklaşırken de bu süre kısalıyor. Yani aslında ışık bu iki gezegen arasında seyahat ederken ölçülebilir bir zaman geçiyor. Bu muhteşem bir keşif. Çünkü artık iki tepe arasında değil, iki gezegen arasındaki süreyi ölçüyoruz. Demek ki ışık anında hedefine varmıyor. Onun da bir yerden bir yere gitmesi belirli bir zaman alıyor. Fakat belli ki bu yine de çok büyük bir hız. Rømer bununla da kalmıyor ve bu hızı hesaplıyor. Bulduğu değer saniyede 220 bin kilometre. Bugün bildiğimiz değerse saniyede yaklaşık 300 bin kilometre. Ama düşünün, günümüzden neredeyse 350 yıl önce hesaplandığını göz önüne alacak olursak bu muazzam hassaslıkta bir hesaplama diyebiliriz. Böylesine yüksek bir hız bize aynı zamanda Galile'nin ölçümünde neden başarısız olduğunu da açıklıyor. Çünkü eğer ölçüm yapılan iki tepe arası mesafe mesela 1 kilometre ise ışığın bir tepeden diğerine ulaşması saniyenin 300 binde biri ediyor. Bugün bile kolumuzdaki saatler bu kadar hassas bir ölçüm yapamıyor. Zaten biz tuşa basabilene kadar çok daha fazla zaman geçiyor. Bu değeri hayal edebilmek bile çok zor. Çünkü bırakın aralarında 1 kilometre olan iki tepeyi, koskoca dünyanın çevresini bile ışık, bakın, 1 saniyede bir değil 7 küsür kez turluyor. Tabi Galile o zamanlar nereden bilsin? Oysa ki Jüpiter'in uydularını da en iyi o bilirdi. İlk o görüp kayıtlara geçirdi. Ama demek ki oraya kadarmış. Oradan nöbeti başkaları devraldı. Şimdi biz bu hız mevzusuna geri dönelim. Işığın hızını ölçtük. Peki nedir ışığı bu kadar özel kılan? Neden bu kadar hızlı? Ondan daha hızlı bir şeyler olabilir mi? Ya varsa? O zaman onu nasıl ölçeriz? Işığı bile ölçmemiz öyle
pek de kolay olmadı. Binlerce yıl beklemek zorunda kaldık. Neyse ki bu sırada konuya başka oyuncular dahil oluyor. Albert Einstein'ın 1905 yılında keşfinden 118 yıl sonra bile bu hikayeye konu olacak olan meşhur çalışmasını hareket eden cisimlerin elektrodinamiği üzerine başlığıyla yayınlamasıyla olaya bambaşka bir bakış açısı katılıyor. Işığın doğasını açıklayan Maxwell'ın denklemlerindeki bir probleme işaret ederek bunun çözümü için iki temel postulatta, yani bir nevi varsayımda bulunuyor kendisi. Postulat da nereden çıktı diye düşünebilirsiniz. Eğer daha önce mesela bir sudoku oynadıysanız bunun nedenlerini anlayabilirsiniz. Hani bazen sudoku yaparken çözerken bir noktada tıkanırsınız, ekleyecek yeni bir sayı bulamazsınız. Böyle bir durumda bir kareye 2 ya da 5 geleceğini fark ederseniz içlerinden birinin, örneğin 2'nin doğru olduğunu baştan kabul edip çözmeye devam edersiniz. Bu şekilde ilerlerken eğer bir noktada bir çelişki yakalarsanız demek ki o kareye 2 gelmeyecek. 5'i denersiniz bu kez de. İşte teorik fizikte de işler bazen böyle yürür. Einstein 2 önemli postulat ortaya atıyor ve sonucun tutarlı olup olmadığına, problemi çözüp çözmediğine bakıyor. Fakat ilginç olan şey, o postulatlardan biri adeta o dönemin fiziğine bir başkaldırı. Sabit hızla hareket eden ya da duran gözlemciler hızları ne olursa olsun ışık hızını bir sabit olarak hep aynı değerde ölçmelidir. İlk bakışta ne demek istediği pek de anlaşılmıyor gibi ama bir örnekle biz bu olaya yaklaşalım. Bir araçla saatte 100 km hızla gittiğimizi düşünelim. Aynı yönde aracın içerisinden saatte 50 km hızla bir top atarsak dışarıdan bakan biri bu topun hızını nasıl ölçer? 100 artı 50 eşittir 150. Çok kolay değil mi? Değil. Özellikle hızlar ışık hızına yaklaştıkça. Einstein'ın ne söylediğini anlayabilmek için örnekteki topu ışıkla değiştirelim şimdi. Yani bu sefer saatte 100 km hızla giden aracın içerisindeyken farları açtığımızı düşünelim. Farlardan çıkan ışığın hızını dışarıdaki birisi nasıl görür? Aklımıza ilk gelen tabii ki top örneğindeki gibi aracın hızı artı ışık hızı kadar olacağı yönünde. Fakat postülatı hatırlayın. Gözlemcinin hızı ne olursa olsun ışık hızı aynı ölçülmeli. Bir dakika, bu nasıl oldu şimdi? Hızları toplamamız gerekmiyor muydu? Evet, gerekmiyor. Hatta daha doğrusu aslında hiçbir zaman toplanmıyor. Ancak doğru yöntemle sadece toplamak arasındaki fark gündelik hızlarda bir fark yaratmayacak kadar küçük. Einstein aslında hızların bu şekilde toplanmadığını, daha farklı bir formülle birbirine eklendiğini buluyor. Bu durumda hızlar ışık hızına yaklaştıkça bu hata belirgin ölçüde artıyor. Dolayısıyla doğruluğunu test edebilmek için bu hızlarda bir şeyleri gözlemeye ihtiyacımız var. Einstein'ın bu denkleminde hızlar ne olursa olsun sonucun ışık hızını geçmediğini, sadece ona yaklaştığını görüyoruz. Örneğin ışık hızının %75'i hızla giden bir araçtan yine aynı hızla bir top atacak olsaydık, bunun hızı ışık hızının 1,5 katı olmayacaktı. Yeni denklemin bize söylediği üzere ışık hızının %96'sı olacaktı. Kulağa böyle son derece havalı ve bir o kadar da sıra dışı bir bilim kurgu senaryosu gibi gelen bu durumun sadece teoride kalmadığını, bugün artık sayısız ve bağımsız deneyle ölçüp doğruladığımızı üstüne basa basa altını çize çize vurgulamam gerek. Einstein'ın bu konudaki doğruluğundan hiç kuşkumuz kalmadı. Çünkü modern fizik bunun üzerine kurulu ve bu denklem birçok yerde biz fark etsek de etmesek de hayatımızın içinde yer alıyor. Ya bir dakika şimdi, her şey iyi güzel de bu başta hani iki tane iddia vardı, onlar ne oldu, unuttuk değil mi onları? Einstein'ın teorisi zaten doğrudan birincinin doğru olduğunu, hızların öylece toplanmayacağını, toplamın da asla ışık hızını aşamayacağını söylüyordu. Peki ya ikinci? Gerçi ben şimdi hangisi doğru dediğim için otomatik olarak yanlış olduğunu düşünmüş olabilirsiniz. Hele ki ışık hızını geçemiyorken Andromeda'ya nasıl daha hızlı varalım? Öyle değil mi? Şaşıracaksınız ama değil. Göreliliğin sezgi dışı önemli bir sonucu var. Zaman genişlemesi. Diyelim ki ikiziniz bir uzay aracına atlıyor ve ışık hızına yakın bir hızla seyahat ederek şöyle yakın çevredeki yıldızları bir dolaşıp geri geliyor. Kolay değil tabii. Yıldızlar arası ortam tehlikeli olabiliyor. Bekliyorsunuz, bekliyorsunuz, bekliyorsunuz. Aylar ayları, yıllar yılları kovalıyor. Neyse tam 10 yıl geçtikten sonra
bir anda kapıda birisi beliriyor. O da kim? Gençliğiniz. Evet, gençliğiniz. Aslında ikiziniz tabii ki ama onun için yalnızca birkaç ay geçtiği için neredeyse hiç yaşlanmamış halinize benziyor. Ama bu nasıl olur diyebilirsiniz. Bir bilim kurgu senaryosu gibi geliyor kulağa, biliyorum. Fakat bu doğruluğunu gözlemlerimizle de sayısız defa doğruladığımız evrenimizin çok şaşırtıcı ve bir o kadar da büyüleyici bir gerçeği. Tabii ki hiçbir ikizi ışık hızına yakın hızlarda uzay yolculuğuna çıkarmadık ama bunu gördüğümüz başka olaylar var. Işık hızına çok yakın hızlarda seyahat ettiğinizde sabit duran birine göre zaman sizin için çok daha yavaş akıyor. Fakat bunu öyle yavaş çekim videolar gibi düşünmeyin, böyle şeklinde değil. Her şey aynı ölçüde yavaşlıyor. Kolunuzdaki saatten damarlarınızda dolaşan kana kadar. Dolayısıyla siz o hızlardayken yine zamanı sanki aynı şekilde akıyormuş gibi tecrübe ediyorsunuz. Hiçbir farklılık hissetmiyorsunuz. Ne zamanki başlangıç noktasına, yani dünyaya dönüyorsunuz ve ikizinizi sizden 10 yıl yaşlı buluyorsunuz, işte o zaman anlıyorsunuz ki zaman sizin için yavaş akmış. İşte Einstein'ın meşhur o özel görelilik teorisindeki görelilik lafı var ya, bize tam olarak bunu söylüyor, bunu anlatıyor. Ya iyi de hiç kimse bugüne kadar bu hızlarda seyahat etmedi ki. Nasıl oluyor da bunu bu kadar kesin söyleyebiliyoruz diye haklı bir isyanda, serzenişte bulunabilirsiniz ama bizim yerimize bu hızlarda giden ya da buna yaklaşan başka bazı şeyler var. Ve bunlardan en bilineni, günlük hayatımızda en çok kullandığımız da GPS uyduları. Konumunuzu birkaç metre hassasiyetle belirleyebilmeleri için nanosaniye mertebesinde hata payına sahip olmaları gerekiyor. Hem dünyanın çekiminden daha uzak hem de yeterince hızlı olmalarından dolayı görelilik etkileri hesaba katılmasaydı, öyle konumunuzu bir günde birkaç metre falan değil, 10 kilometreye varan hatalarla hesaplamaları gerekirdi. Nasıl oluyor da hata yapmıyorlar? Görelilik hesapları sayesinde. Neyse ki Galileo kadar şanssız değiliz ve teknolojimiz bu ufak farklılıkları artık atomik saatler sayesinde ölçebiliyor. Sonuçların Einstein'ın teorisinin birebir öngördüğüyle aynı olduğunu görüyoruz, buluyoruz. Üstelik CERN gibi birçok atom altı parçacık deneylerinde de parçacıklar ışık hızına yaklaştıklarında Einstein'ın teorisiyle birebir uyumlu sonuçlar veriyor. İşte bu ve benzeri bugün artık sayısız örnek verebilmemiz mümkün. Yani günümüzde biz farkına bile varmadan bir zamanlar o Galileo ile başlayan, Romer'la devam eden, Einstein'la formülleştirilen o bütün keşiflerin üzerine inşa edilen, defalarca kez denenen, bilimin ürettiği, sonuçların ürettiği teknolojik araçları farkına bile varmadan kullanıyoruz. Haliyle ışık hızına yakın hızlarda zaman sizin için dışarıdan sizi izleyen sabit birine göre daha yavaş aktığından 2,5 milyon ışık yılı uzaklıktaki Andromeda'ya gidebilmek bile mümkün olabilir. Fakat tabii buradaki sorun bu hıza nasıl erişeceğimizde. Bizler biyolojik canlılarız. Dolayısıyla vücudumuz öyle her ivme değerini kaldıramıyor. Yani bugün en iyi eğitime sahip bir savaş uçağı pilotları dahi 8-9 G kuvvetine, o da kısa bir süreliğine dayanabiliyor. Hal böyle olunca akla elbette şu soru geliyor. Işık hızına normal bir ivmelenmeyle yaklaşana kadar ne kadar zaman geçer? İşte bilim insanları bunu da hesaplamışlar ve dünya üzerinde şu anda hissettiğimiz yalnızca o 1G ivmelenmeyle bile Andromeda'ya insan ömründe gitmenin, hatta gidip geri gelmenin mümkün olduğunu bulmuşlar. Ne kadar mı sürüyor? Andromeda'ya 1G'lik bir ivmelenmeyle gidip geri dönmek yalnızca 50 yıl. Fakat bu sırada dünyada milyonlarca yıl geçiyor. Şimdi videonun başında ki o ikinci iddia hakkında da bir ışık çaktı mı? Bir başka deyişle, eğer arkanızda bıraktığınız birileri yoksa uzak galaksileri keşfetmek sandığımız kadar imkansız değil. Elbette tek yönlü bir bilet bu ve bir şeylerle çarpışmamak gibi pratik sorunları da çözdüğümüzü varsayıyorum. Ki en büyük problemlerden biri de bu. Zira o hızlarda ufacık bir partikül bile o seyahat ettiğiniz uzay aracında kocaman bir delik açmaya yetebilir. O nedenle bu pek yakın bir gelecekte gerçekleşecek gibi görünmüyor. Fakat bilim bazen
son derece şaşırtıcı olabiliyor. Bilim insanlarını bile şaşırtabiliyor. Bugün hayatımızın her anında yanımızda olan akıllı telefonları, bu kadar iç içe olduğumuz, artık yokluğunu bile yadırgadığımız bu teknolojiyi yalnızca 20-30 sene önce ne kadar hayal edebiliyorduk ki? Ne oldu şimdi? İki madde de doğru çıktı. Evet, ikisi de doğruydu. Küçük bir bilim oyunu derken aslında o soruları kastetmiyordum zaten ben de. Esas oyun bilimin kendisindeydi. Elimizde evrenin bir cevap anahtarı olmadığında neyin doğru, neyin yanlış olduğunu anlamak pek o kadar da kolay değil. Bilimsel keşifleri bu kadar zor kılan da bu. Bu örnekte haklıydı ama bazen Einstein da yanılabilir. Hiçbirimiz onun kadar, yani dünyanın gelmiş geçmiş en zeki insanlarından biri kadar bile bilemezken, hatta bazen konuyu hiç bilmiyorken doğruyu yanlıştan nasıl ayırt edeceğiz? Bu cevaplaması o kadar da kolay bir soru değil ne yazık ki. Fakat yapabileceğimiz belki de en doğru şey bu komünitenin, yani bilim camiasının ne dediğine, birbirinden bağımsız, birbirinin hatasını arayan, onu düzeltmeye çalışan insanların ortak paydada buluştuğu fikre kulak vermekte gibi geliyor bana. Çünkü bilim dediğimiz şey aslında yanlışların içerisinden doğruyu ayıklayabilmektir. Çünkü bilim Barış Özcan'a, ona, buna, Einstein'a öylece inanmak değil, Romer'ın yaptığı gibi Galile'nin sonuçlarından bile tatmin olmayıp araştırmaya devam etmek, topluluk olarak uzlaşabilmektir. Fakat bilim inkar etmek demek de değildir. Bilim aynı zamanda doğru sonuçları kabullenebilmeyi gerektirir. Yoksa onun üstüne bir şeyler inşa edip ilerleyemeyiz. Yoksa pusulamız her zaman farklı bir yönü gösterir ve bizler yolumuzu kaybederiz.